Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlem eyühel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf unvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkur olur. Çünkü bu malumiyet örfi bir ülfet, taklidi bir semadır hakikati ilam edecek bir ifade de değildir. Mahaza o ünvan ile fehme gelen mana, sıfat mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. Ama Cenabı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. Ve kainatta tecelli eden sıfat mutlakayı muhita ile, bu mevsufun o unvandan tülü etmesi ağır gelmez. Peki. Bu uluhiyetle ilgili çok önemli bir derstir. Yani böyle avamı okuyup anlatılacak bir konu değildir esasında. Fakat Ramazan'ın bereketiyle bir de cemaatimizin yani marifet muktesebatına güvenerek inşallah burayı bugün mütalaa edeceğiz. Evvela her şey tefekkür edilir de Allah tefekkür edilmez. Mahlukat tefekkür edilebilir. Mahlukatın da tefekkür edilen kısmı herkese göre değişir. Çünkü bazı mahlukat, bazı varlıklar vardır ki onlara bazılarının gücü yetmez. Mesela avam. Üstadımız buyuruyor ki ata et, ite vermeyin. Avamın hissiyatı hevamın hissiyatı gibi. Yani böceklerin hissiyatı gibidir. Her zaman örnek veriyor ya, şurada uçan bir sinek düşünün ve yürüyen bir karınca. Bak biz de burada bu dersi okuyoruz. Bizim anladığımız manaları, hakikatleri, marifet derslerini, şurada gezen bir karınca ne kadar istifade edebilir? Belki sesi uzaktan alıcıları varsa duyar. Niye toplanıyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne anlatıyorlar? Bunların ağızları kımıldıyor ama ne yapmak istiyorlar? Hiç anlamaz. Ha böyle insanlar var. Allah'ın yarattığı böyle insanlar var. Her bir insanın ayrı bir vazifesi vardır. Herkes alim olamaz. Herkes ehli tahkik olamaz. Herkes muhakkik ola mudakkik olamaz. İnsanların yüzde altmış yetmişi üstad avamdır diyor. Avam da hakikatin inceliklerinden anlamaz. Hakikatları çıplak göremez o bir vesileyle, bir sebeple, bir kabukla, bir kılıfla ona hakikatler yaklaştırılır. Hakkatı çıplak olarak gören insanlar, marifet gözü açık, kalp ve ruhun derece hayatına çıkan insanlardır. Bakın Bediüzzaman Hazretleri hakikatle yüzleştiğinden dolayı öyle ifadeler bulunmuş, ifadelerde bulunmuştur ki onu başkası söylese tehlikeli. Biz kaderin esiriyiz diyor. Kader vurur biz yuvarlanırız diyor. Bizim bu medesi Yusufiye'ye girmemiz Allah'ın bir takdiridir. Buradaki rızkımızı almaya mahpusların nura olan ihtiyacından dolayı bu bir tayindir diyor. Ne emniyete, ne kanuna, ne zalimlere hiç temas etmeden direkt Allah'ın hakikat noktayı nazarında muradını nazara veriyor. Bu gibi zevatın ifadeleri yüksek seviyededir. Onu başkası kullansa Allah korusun tehlikeye girer. Üstadımız bir cümle söyler. Bir kelime veya bir ifade iki kişiden sadır olur. Birinin ilmini öbürünün cehlini gösterir. Üstad da der biz kaderin esiriyiz. Biriler de biz kaderin esiriyiz. O isyan namına söyler. Günahlarını kadere verir. Kendi değil mi? kenardan kıyıdan kurtulmaya çalışır. Bunu söyleyen vasıflı insanlar mesuliyeti üstüne alır. Kemalatı, fazileti kadere verir. Ne kadar fark var. Bir cümlede. Şimdi dersi baştan alalım. Evvela tekrar okumadan bir şey arz edeyim. Rahmetli 40. Hocam derdi ki Cenab-ı Hakk'ı en güzel, en külli, en külli ve en kısa öz tarif eden ayet leyse kemisliği şeyündür o hiçbir şeye benzemez. Şimdi maddeden uzak, maddeyle alakası olmayan, zamanla alakası olmayan, müddetle alakası olmayan, cismaniyetle alakası olmayan, biz varlıkları anlatırken terklerle anlatırız, nefilerle anlatırız, inkarlarla anlatırız, değil mi? Yani yoklarla anlatırız. Maddeyi zamana bağlı, müddetle alakası olan varlıkları anlatırken sıfatlarla anlatırız. Onları kabul ederek anlatırız. Şekil ve suret veririz onlara çünkü. Mesela örneğini vereyim. Şimdi beyin uzmanları beyin anlatırsa nasıl anlatırlar? Varlıklarla anlatır. Ağırlığına bakar, rengine bakar, loplarına bakar, kıvrımlarına bakar. İçerisindeki değil mi? Sıvılarına bakar. içinde gezen kan damarlarına, sinir sistemlerine bakar. Hep varlıklarla anlatır. Niye? Maddidir elle tutulur, gözle görülür, müşahede alanına girdiğinden dolayı. Peki. Beyni çalıştıran aklı anlatın desek, bu defa yokluklarla, rengi yoktur, damarları yoktur, lopları yoktur, ağırlığı yoktur, tadı yoktur, uzunluğu yoktur, şekli yoktur, maddesi yoktur. Ama öyle bir şey var ki, insanı insan yapan akıldır. Nasıl? Bak, biri maddi, biri manevi. Şimdi mesela, bir insanı anlatın desek, tıp hakkında binlerce kitap yazmış. Hep varlık cepheleriyle yazmıştır. Maddesi var, elle tutuluyor, gözle görülüyor. Neticede araştırmaya müsait. Teknik de buralara girer, tefekkür buralara girer. Manevi şeyleri tefekkürde alan kapalıdır. Onlar müşahedeye tabidir. Peki insan insan yapan, insanın bedeninde vazife ifade eden ruha anlatın desek, Şekilden, ağırlıktan, ırktan, he? renkten, uzunluktan, kısalıktan, maddeden, müddetten, zamandan hiç alakası yok. Bu defa yokluklarla anlatırız. Bunu at yapı olarak söyleyelim ki bu ders anlayalım. Üstadımız buyuruyor ki, Cebrail Aleyhisselam diyor, Peygamber Efendimiz'e vahiy getirirken içerisinde sekinenin yazılı olduğu evrağı İmam Ali'nin kucağına bırakmış. Bırakmış diyor. Orada düşürmüş tabiri kullanıyor da düşürmüş millet yanlış anlıyor. Yani gayri ihtiyari sanki farkına varmadan. Düşürme bırakma anlamına. Ha. İmam Ali almış şu altı ismayı onda yazılı bulmuş. Ferdun hayyun gayyum hakemun adlun Gunduz. Ondan sonra İmam Ali'ye gayb ilmi, sır ilmi açılmış. İmam Ali ye. yazdığı eserlerde istikbale ait çok ciddi sırlı meselelerden bahseder. Sonra buyurmuş ki, evvelü dünyadan kıyamete kadar kim ne istese benden sorsun. Sözüme itibar etmeyen zelil olurdu İmam Ali radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ilmin şehriyim, ona Ali kapısından girin diyor. Tarikatlar da bir cihet ona dayanıyor. Tasavvuflar da ona dayanıyor. Felsefe de ona dayanıyor. Kelam da ona dayanıyor. O şehre, o kapıdan gireceksin. Ama şehrin neresine gidersin? Tasavvuf mahallesine mi? Felsefe mahalle, hikmet mahallesine mi? Kelam mahallesine gibi o senin kabiliyetin ve yeteneğinle doğru orantılıdır. Hepsinin kapısı İmam Ali'dir. Sonra sorulan suallere sırlı bir şekilde Celcelotu isimli eserinde zaten bunları ifade etmiş, haber vermiş. Bir gün minberde biri bir sual sormuş. Ona da bilmiyorum diye cevap vermiş. Ama bir sözü var. Evvel dünyadan kıyamete kadar kim ne istese benden sorsun. Ona da bilmiyorum demiş. O sual soran söylemiş. Ya Ali bilmiyorsa niye oraya çıktın? her şeyi bilen mekandan münezzehtir demiş. Mekan tutmak acziyettir. Mekan tutmak zafiyettir. Mekan tutmak noksanlıktır. Kemalatta düşüştür. Bak. Madem mekana bağlıyım, o benim aziyetimdir. Bırak da bazı şeyleri bilmeyeyim. Her şeyi bilen mekanda münezzehtir. O da Allah'tır. Yüksek insanlar böyle. Şimdi üstadımız burada Cenab-ı Hakk'ı mahiyeti itibariyle değil de mahlukatla karıştırmama yani haşa Cenab-ı Hakk'ı tefekkür veya tezekkür diyelim mevzuunda manevi şirke düşmeme adına bize burada müthiş bir metot verecek. Netice itibariyle şunu söylemiş olduk. Maddi olan şeyler sebeplerle, varlıklarla anlatılır. Manevi olan şeyler yokluklarla anlatılır. Onlar kabullerle anlatılmaz. Varlıklar hakkında anlattığımız üslup ve tarz maddesi olanlar için söylüyoruz. Maddeden uzak olanlar için hep şirk olur. Beynin bir rengi vardır. Aklın rengi yoktur. Ağırlığı vardır. Aklın ağırlığı yoktur. Lopları vardır. Kısımları vardır. Ruhun öyle bir kısım aksamı yoktur. Biz Rabbul Aleminden bahsediyoruz. Ama insanlar maalesef bilmediklerini bildikleriyle kıyas edecekleri için bildikleri de taklidi bir taklidi bir sema, örften gelen malumat olduğu için bu mantık ve muhakemeyle Allah inancı çok sakat noktaya götürür. Bu sebeple Muhittin Arabi Hazretleri Fakrettin Razi'ye demiştir ki Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Zira hiçbir şeye benzemez. O halde ne zatında, ne sıfatında, ne esmasında, ne şuunatında hiçbir varlığa benzemez. Bu noktalarda mahlukatla Allah arasındaki mesafe sonsuzdur. Mahlukata hangi sıfatı verirsek verelim. Onu Allah'a isnat etsek şirk olur. Efendimiz cenneti görmüş gelmiş. Nasıl ya Resulullah? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne beşer kalbine kutur etmiştir. Cennet hakkında ne düşünsek şirk olur ya? O da varlık, maddesi olan bir alan. Biz mahiyet ilahiyeden bahsediyoruz arkadaşlar. Mahiyetler bilinmezler. Mahiyetler anlaşılmazlar. Mahiyetlere bir şekil verilmez. Ama mücessem hale getirirse Allah, mücessem şeye bakıp, bir derece mahiyetten haberdar oluruz. Adam yaşıyor mu? dokunuyorsun. Ha buyur. Tamam yaşıyormuş. Sen ruhunu nasıl görüyorsun? Göremezsin ki. O bedeni hareketle ruhunun vücudunda olduğunu anlıyorsun. Görüyorsa tamamdır. İşitiyorsa tamamdır. Bak maddi olan şeylerle manevi olan ruhun varlığından haberdar oluyoruz. Ama ruhu kapsama alan alamadığımızdan dolayı, ona bir hudut ve şekil veremediğimizden dolayı mahiyetler bilinmez ve anlaşılmazlar. Maddeyi çektin mi mahiyet de kaybolur gider. Mesela güzellik denen bir şey anlatamazsınız bana. Ancak bir çiçeği anlatırsınız. Bir kelebeği anlatırsın, baharı anlatırsın. Çekin bunları. Hadi güzelliği anlat. Bana adalet anlatır mısınız? Ne anlatıyor adaleti? Gözünde bir bağ, elinde bir terazi. He? Onlar varlık. Adalet mahiyettir anlatılmaz. Anlaşılmaz. Bir şekilde anlatılır. 3 tane bir yanına koy ki 111 olsun. Onu çek 111 tane mahiyet gider. İşte onun için Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın sanatı itibarıyla bu, bu mahlukat insanlar tefekkür edecekse mahiyetlerine bir kılıf giydirir. Mahiyetlere bir libas giydirir. Mahiyetlere bir vücut verir. Biz vücudu anlatmakla insanı mahiyetlerden bir derece haberdar ederiz. Evet. Mahiyetler Allah'a açıktır. Tasarruf Allah'ındır. Ruhtan size az ilim verilmiştir. Allah'ın emri bir kanunudur diyor bak. Onun için bütün fen, bütün tıp maddeyle ilgilenir. Ruha zinhar yaklaşamaz. Fakat öyle bir yanlışlık yapıyoruz ki ruhi problemleri maddeyi tedavi etmekle çözmeye çalışıyoruz. Orada da hata yapıyoruz. Adam yeyse düşmüş, ümitsizliğe düşmüş, ve vesveseye düşmüş. Ona ilaç milaç vermek de geçici bir vücudu dumura uğratırsın. Onun çözümü manevidir. Şimdi baştan al. İlem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkûr olur. Allah haşa idare eden, alemi yaratan veya işte insana, insan da idare ediyor ya, padişahlara, sultanlara, Benzeterek Allah'ı haşa mukayese etmeye kalktık mı, hem cehaletimize ilan etmiş oluruz, hem de o Allah inancı olmaz. O inkara götürür bizi. Öyle bir ilahi kimse kabul etmez. O, peki nasıl olacak? Çünkü bu malumiyet örfi bir ülfet, taklidi bir semadır. Bitti. Alışkanlıktan gelen, değil mi? Görüğümüz, gözümüzü görüp de yani alemle münasebete geçtiğimiz varlıkların usullerine bakarak haşa Allah'a anlamaya çalışıyoruz. Bundan sadece birer menfezdir. Mahiyete yaklaşmak için mahiyetin kendisi değildir. Hiçbir gösteren malzeme gösterdiğinin kendisi onun içinde olmaz. Her şey Allah'ı tavsif eder. Allah'la muttasıf olmaz. Ayna elması gösterir ama kendisi zengin değildir. Hatayı nerede yapıyoruz? Ayna elması gösterdi mi? Aynayı zengin kabul ediyorsun. Çok tehlike işte. Sadece vasıta. Sadece vesile. Evet. Hakikati ilam edecek bir ifade de değildir. Değilir. Şimdi mesela bakınız. Arkadaşlar. Ruh Cenab-ı Hakk'ı bilme tanıma noktasında, maddeyle manayı ayırma noktasında harika bir örnektir. Mesela şimdi bakın. Vücut buralarıyla görür değil mi? Şuralarla işitir. şunla, şununla temas eder. Beyinle düşünür, kalple zikreder. Bedenin özellikleri. Ruh da bu organları, cihazatı hissiyatlarıyla beraber mükemmel bir şekilde kullanır. Peki beden burayla görür, burayla yürür, burayla temas eder, şurayla duyar. Ruh neresiyle görür? Neresiyle temas eder. Neresiyle yürür, neresiyle bakar. Neresiyle işitir. Bedenindeki bu taksimat ruhta yoktur. Yani şöyle zannediyor bazı insanlar. İnsanın ruhu da bedeni gibi, ruhun da bir yerde görme özelliği var. O göze denk gelmiş. Bir adam anahtar deliğinden baktığı gibi ruh bu alem o pencereyle seyrediyor. Hayır. Ruh her tarafıyla görür. Her tarafıyla işitir. Her tarafıyla sever. Her tarafıyla iman eder her tarafıyla zikreder. Her tarafıyla işitir. Allah kulağı buraya koyduğu için burayı kullanıyor. Şurada olsaydı kulak ruh buradan işitecekti. Gözleri buraya koyduğu için ruh buradan görüyor. Arkaya koysa arkadan görecektik. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vücudunun her tarafıyla görüyor. Niye? Çünkü vücudu adeta nuraniyet kesbetmiş. Yani ruhun her tarafıyla görmesine o vücut engel değil. Nuraniyet kesbetmişleri ki onu da yanlış anlıyoruz. Zannediyor ki yani maddeden çıkmış, hayali bir vücut. Ya sahabenin tutup öptüğü, sarıldığı bir insan var ya. Yani illa böyle nuraniyet demek vücudun ortadan kalkması değil ki. Mesela bakın şu bir kağıt parçası olduğunu düşünün. Ağırlığı da bellidir işte. Bak ne kaç gramdır ki bu? Bak gölgesi var bunun, bak ışığı engelliyor. Topkapı Sarayı'nda mermerler var, padişahların kullandığı, üç parmak kalınlığında. Şuradan çakmağı yak, o taraftan seyret. Mermer mi kalın, bu mu kalın? Mermer. Yani. Mermer kalın. Ama hangisi şeffaf? Mermer şeffaf. Bu ondan kesip, şu mumu geçirmez mermer geçiriyor. Şu zırhlı arabaların camları vardır. Kurşun geçirmez. Şu kadar kalınlık, üç parmak. Isı camlar da öyle. Bir kağıt ondan daha hafif ışığı engeller. Ondan daha ağır ısı cam, kurşun geçirmez camlar şeffaf. Nasıl oluyor? Demek şeffaflığı, nuraniyetin ağırlıkla bir alakası yok. Terbiye ile alakası var. Kumu bir şekilde terbiye ettin mi teleskop olur, uzaktakileri gösterir. Bir şekilde terbiye ettin mikroskop olur, küçükleri gösterir. Nefis de terbiyeden geçti mi? Öyle bir basiret noktayı nazarından açılım yapar ki, kum gibi. Çok insanın göremediği küçükleri, keşfedemediği, şaşırmadığı büyükleri teleskop gibi görür. 30 kilo ağırlığında kafir olduğu gibi 100 kilo ağırlığında Müslüman da var. Mesele kilo meselesi değil ki. Şimdi madem ruhun bu anlamda tasnifi söz konusu değil, ruh öyle bir vahdeti var ki ve besateti var ki parçalanmaz ruh. Beden parçalanabilir. Bedenin azarlarının tasnifini bedende yaptığımız gibi ruhun özellikten ruhta şurası görür, burası şimdi burası hazmeder diye, burası düşünür diye tasnifat yapamayız. Her tarafıyla düşünür. Her tarafıyla görür, her tarafıyla duyar. Ama bedene mahkum olduğundan dolayı Cenab-ı buradan açmış, cihazı buraya koymuş, buradan görüyor. Bir tornacının eli her aleti tutar. Onun duvarında alet edevat doludur. Bir tornacıya gidin bakın. Hepsini tek el tutar. Aynen onun gibi işte. Şimdi mesela bir örnek daha verelim buna. Bir şoför düşünün. Arabanın içerisinde şoförü ruh kabul edin. Arabayı da onun bedeni kabul edin. Sahibi şoförü içine koymuş. Kapıları kitlemiş. Demiş bu araba senin bedenin. Kullan. Bakın şimdi. Bu şoför arabanın içinde mahkum olduğu müddetçe arabaya tabidir. Ama anahtar elinden olsa hiç arabaya tabi değil. Araba her yerde gidemez. Şoför dağda bile gider. Nehri geçemez, yüzer geçer. He? Onun tekeri patlar, onunki patlamaz. Bunun farı bozulur, onun, onun gözleri arı sağlamdır. Aldı şimdi başladı kullanmaya. Üç yıl, beş yıl, on yıl. Ne oldu o zaman? Lastiği patlasa şoförün ayağı romatizma olur. Far gitse gözlük takar. Bak dikkat et. Ancak arabanın gittiği yere gidebilir. Motoru bozulsa dengeyi bozar şoför. Ya beyninde bir şey yok. Tahrip olan araba. Eğer onun içinden çıkabilse yok mu? Bırakır cesedini, rahat rahat yürür. İşte yıpranma ruhta değil. Problem ruhta değil. Hastalık ruhta değil. Eskime ruhta değil. Bedende. Allah sıfır kilometre bir çocuğa ruhunu verip kullan diyor bunu. Kullandıkça beden eskiyor. 51 bir yaşa gelince gözlük takıyor. Niye? Farlar arızalı. Şoför gözünü değiştirmiyor ki. Arabanın farını değiştiriyor ya. Niye? Bozulan araba. 50 yaşında ayak romatizmi oluyor. Şoförün lastiği patlıyor. Yürüyemiyor. Ruhta bir şey yok. Problem burada abi. Kulak arızalanıyor. Allah Allah. Mide hazmedemiyor şeker, tansiyon derken bütün sıkıntı pro problem bedende. O yıpranıyor. Ruhun maddesi yok ki yıpransın. Ruh da bunda darlanmaya başlıyor bu defa. Ama diyor ki, bir çıksam yok mu şu vücuttan? Ne kadar rahat edeceğim ya. Mahkum etmiş beni. İşte Cenab-ı Hak dünyaya uygun şekilde yarattığı bu bedeni ruzu mahşerde ahirette göre tanzim edecek. Ebediyen yıpranmaz bir vaziyette o ruhun eline verecek ruhunu keyifle kullanacak. Bura buraya göre. Vücut buraya göre tanzim edilmiş. O şoför de arabadan çıksa rahat hayatını tanzim edilmiş. ama arabaya mahkum olduğu müddetçe arabanın gittiği yere gider, arabanın gösterdiğini görür. Şimdi kainatı Cenab-ı Hak yaratmış. Haşa hiçbir ustay yani sanatı cinsinden değildi. Sanat ona benzemez. Bir ustanın sanatıyla kendi arasındaki fark sonsuzdur. Allah'la kainat arasında fark ezeli olarak sonsuzdur arkadaşlar. Bu kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasının sıfatının ve şunatının 70 bin perdeden geçmiş gölgesinin gölgesinin gölgesi bile değildir. Neyle neyi kıyas ediyoruz biz? Bu sebeple Cenab-ı Hak mekandan münezzeh, zamanda münezzeh, müddette münezzeh, her yerde hazır ve nazır. Ama şuradadır diye mekanını tayin edemeyiz. Ruhun varlığı vücudun her tarafını kapsamış mı? Vücudun her tarafı ruh hazır ve nazır mı? Asıl mekan neredir? Kalptir. Ama ruha öyle sirayet etmiştir ki her yerde vardır ama var dediğin yeri çeksen ruh gelmez. Ayağımızda var mı? Var. Kesilse bak ruh ayağımızda gitmiyor. Demek yok. Hem var hem yok. Her yere hem yakın hem uzak. Her şeye her şeyden yakın madde ruhtan nihayetsiz uzak. Bu mesafe uzaklığı değil. Bu keyfiyet uzaklığıdır. Risale-i bazı ifadeler vardır ki arkadaşlar. Cenab-ı Hak anlamak için üstad onları söylüyor ama onlar sadece bir menfezdir olduğu gibi misal hakikata mukayese ettik mi tehlikeli şeyler çıkar. Çünkü Allah'ı tavsif eden özellikler Allah'la muttasıf değildir. Mesela güneş doğdu diyor üstadımız. Bize bizden yakındır. Ne Işığı ile? Işığıyla ısısıyla. Doğru. Gözümüzün içine kadar giriyor. Ama biz ondan uzağız. Ne ile? Maddesiyle. Peki güneşin ışığı bize bizden yakında. Mesafe uzaklığı yok. Gözümüzün içine kadar giriyor. Güneşin maddesiyle bizim aramızdaki mesafeyi niye koyuyoruz, neye göre koyuyoruz? Çünkü güneşin maddesinin yani ateşin zatı var. Manevi değil. Mekanı var ve zatı var. Mekan ve zatı maddi olduğundan dolayı araya mesafe koyuyoruz. Işığı maddi olmadığından dolayı mesafe yok, gözümüzün içine kadar giriyor. Peki, güneşin maddesi de ışığı gibi nurani olsaydı, yani güneş nimnorenli de melek gibi olsaydı. Gözümün içine güneşin ışığı girdi. Kendisi de girer miydi, girmez miydi? Girerdi. Peki biz bunu olduğu gibi cenab Hakk'ında kıyaslayın bakalım. Allah esmasıyla sıfatı her şeye şeyden yakındır. Zatıyla her şey ondan bir e mesafe mi koyuyorsun sen Cenab-ı Hakk'ın zatına? Nasıl oluyor bu iş? Bak güneş misalinde aynı anı uygula. O da haşa Allah'ın zatının bir mekanı var. Esması ı nurani bize bizden yakın. İşte o zaman Üstadımızın vermiş olduğu güneşin zatıyla bizim aramızdaki mesafe uzaklığı Allah'la mahlukat arasında mahiyet uzaklığı olarak anlaşılacak. Mesafe uzaklığı korsak haş Allah'a da mekan vermiş oluruz. O halıktır biz mahluk. O mabuttur biz abd. Değil mi? O razıktır bir merzuk. Dolayısıyla bu mesafe sonsuzdur, kapanmaz. Güneşle bizim aramızdaki zattan kaynaklanan mesafe uzaklığı Allah'la mahlukat arasında mesafe değil. Mahiyet uzaklığı olarak anlaşılacak. Ruh vücudun her yerinde hazır ve nazır. Ama vücut ondan zat itibariyle sonsuz uzak. Ne demek sonsuz uzak? Mesafe uzaklığı değil bu. Maddeyi ne kadar kemal edirsen edir, ruh mertebesine çıkamaz. Aradaki mahiyet farkını kapatamaz bu demektir. Evet. Mahaza o ünvan ile fehme evet. gelen mana sıfatı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka Tabii, edemez. Bizim malumat örften, gelenekten öğrendiğimiz veya öğrendiğimiz şeylere haşa benzettiğimiz Allah hakikati, ilah hakikati bu güzellikler Arap zihne ilka edemez ki. Eksik kalır orada. Allah'ın mahiyeti hiçbir şeye benzemez. Ha elektrik de öyle. Bak şimdi elektrik ışıtır değil mi? Işık mıdır? Değil. Masarların kabiliyetlerine göre değişir. Elektriğin bu ampule ışığı mı geliyor? Kendisi geliyor ya. Elektrik ısıtır, ısı mıdır? Değil bak. Ama elektriğin varlığını bunlar gösterir. Yani mesela biz deriz ki kalorifere bakarız, ısısıyla muhatap oluruz. Ampüle bakarız, ışığıyla muhatap. Buzdolabına gideriz soğukluğuyla. Elektrik ne soğuktur, ne ışıktır, ne ısıdır. Masalların kabiliyetlerine göre tezahür eder. Yani kebandan bu ampüle ışığı gelmiyor. Kalorifere ısısı gelmiyor. Buzdolabına soğukluğu gelmiyor. Kendisi geliyor. Ne takarsa ona göre mahiyet değiştiriyor. Ruhta bütün vücutta her şeyle hazır nazır. Kulağı taktın mı duyuyor, gözü taktın mı görüyor, dili taktın mı tadıyor. O özellik onda var. Yoksa ruhun dile tat alma özelliği, göze görme özelliği gelip de buradan görmüyor. Ruhta bu tasnifat olmaz. Mahiyetler inkısama uğramazlar. Bak iman da böyledir. Amel inkısam, amelde inkısam olur. Oruç tutmayan bir adam namaz kılsa namazdan kurtulur. Ama imanda ben her şeye inandım da seni Allah'ın yarattığına inanmadım. Gitti iman çöpe gitti. Bir mahiyetler bölünmez parçalanmaz da onun için. Orada her şey bir. Evet. Mahaza o ünvan ile fehme gelen mana sıfatı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ha. ünvanıyla bakılırsa... Yani Allah'ı nasıl bileceğiz? Mahiyeti bilinmez, anlaşılmaz, maddeden, boydan, haşa, müddetten, zamandan, bizim bildiğimiz her şeyden münezzehtir. Neyse kemisi şeyin. Böyle Allah'ı bilmek en kemal iman mertebesi odur. Yani retlerle bilmek, inkarlarla bilmek, kabul etmemeklerle bilmek. Bütün bildiğimiz sıfat ve özelliklerden Allah nedir? münezzehtir, mukaddestir. Böyle bir Allah inancı insanın kemal mertebesini gösterir işte. Bak Risanur bak bunu nasıl anlatıyor. Gelsin ilahiyat hocaları şuradan bir ders alsınlar ya. Kelam alimleri ne diyorlar abi? Allah'a şekil verenler, suret verenler, koltuk verenler, makam verenler. Ya. Son cümleyi bir daha oku. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa... Yani mahiyeti bilinmeyen bir grup ilahiyatçı getirdi rahmetli İbrahim Canan Hoca. Allah rahmet eylesin. Biz de ilahiyatçı İlahiyatçı hocaları getirmiş arkadaşlarını. Tefsir hocası var, kelam hocası var, siyer hocalar. 5-6 kişiler. Hep de profesör. Hocamı nasıl anlatmışsa İbrahim Canan Hoca, 40. hocamı. Hocam da dersi takip ederdi. O gün de 33. söden bir iki pencere okuyacak. Oturdular. Dersi yaptı hocam. Ders bitti. Buna dedi ya hocam affına sığınırız. Yani Canan hocam bizim arkadaşımız getirdi. Yüksek ilim hakikatlerden anlatasın. Böyle biyoloji dersi gibi bir şey oldu bu dedi yani. Yani sinekten, böcekten, sarı çiçekten, bahardan bahsettin dedi. Biraz şey ettiler. Dersin seviyesini hafife, hafife aldılar evet. Hocam dedi ki arkadaşlar biz sizden meslektaşız. Siz bunu modernini okudunuz. biz bunu klasiğini okuduk. Hocam da profesör olur yani. Dersi ağam gibidir. Çünkü icazet veriyor. O hakkı var hocamın. Biz niye yaratıldık dedi insanlar. Bizim yaratılış amacımız nedir? Hemen biri ayet okudu. Ben mahlukatı ancak ana ibadet etsin. Yani marifet için yarattım. Ve cinne velinse İlla li, Orada liyabudundan maksat marifettir. Peki, madem biz Allah'ı bilmek ve tanımak için dünyaya gönderildik. Allah iki şekilde bilinir dedi. Bir zatıyla bilinir, iki mahlukatıyla bilinir. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyi Kur'an yasaklamış. Şirk olur çünkü. Ne düşünsen o Allah değildir. E, mevcudattan bahsetmeyi siz zayıf görüyorsunuz dedi. Hafif görüyorsunuz biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız dedi. <laughs> ya sen sineği küçük görme. Bak onda doçentik tezleri geri dönüyor arkadaş. Ya işinleri babına sor. Ne var o sinekte? Çok memnun kaldılar ama. Allah'ı başka türlü bilmenin yolu yok. Ancak Cenab-ı Hak şuunatıyla yani yarattığı işlerle oradaki tecelliyatıyla, tezahüratıyla bilinir elektriği ne yaptığını iyi bilmek mi istiyorsun? İcraatına bakacaksın. Kebanda sarı kabloya bakmak elektriği anlamazsın ki. Ha dokun çarpar seni bir de yak yakar mahveder. En güzel onun bize intikal eden kaç perdeden geçmiş. ışığıyla, ısısıyla, fabrikada çalıştırmasıyla bir memlekette ne yapıyor? Onları gezmekle elektrik hakkında doğru kana sahip oluruz ya. Kabloda yatan voltaj ne kadar yüksek olursa olsun ne bilinir, ne tanınır, ne dokunulur. Tabi. Dokun bakayım sana düşünmeye bile meydan kalmaz tefekküre. Çarpar gider seni. Görün ben tefekkür ediyorsun der gibi yani. Niteki Musa Aleyhisselam'ı bak Cenab-ı Hakk'ın celali çarpmış. Niye? Sen beni mahlukatla tezahür et. Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam Hakkati Miraç nedir? Zat-ı Ahmediye'nin Meratibi Kemalat'ta seyri sülüküdür diyor bak. Allah'ı bilmenin yolu onu yarattığı mahlukatı alemi tefekkür ve tezekkürdür. Bittim. Bitir. Bitir. Evet. Mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa yani mahiyeti bilinmeyen, mevcudu meçhul mahiyet anlaşılmayan açısından bakılırsa Allah'a marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. O zaman marifet mertebeleri açılım evet. yapar. Evet. Ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlakay muhita ile bu mevsufun o ünvandan tülü etmesi ağır gelmez. Bitti, yeter. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواههم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه